Günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben birazcık böyle elim yüzüm şiş bir halde. Çünkü şu an saat 8:30. Kızım uyuyorken dedim ki ben biraz kalkayım. Memleketten gelince şöyle evimi bir temizledim ettim ama doğum günü hazırlığıydı falan derken bir türlü tam da böyle içime sinmedi sanki temizliğim. Haliyle yine de hala dağılmaya devam ediyor. O yüzden bugün bir temizlik yapayım, yavaş yavaş başlayayım temizliğe dedim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım severek zevkle izlersiniz. Bugün bir salonumu temizlemeyi planlıyorum. Yani bugün salonu tamamen bitirmeyi planlıyorum. Eğer zaman kalırsa da diğer odaları falan da temizlerim. Hızlandırılmış bir şekilde bir temizlik videosu izleyeceksiniz. Keşke temizlik de o kadar hızlı bir şekilde bitiyor olsa. Ama maalesef yani biliyorsunuzdur. Zaten akşamdan birazcık böyle temizlik hazırlığı yapılır ya, siz de yapar mısınız bilmiyorum. Ama ben her zaman öyleyimdir. Yarına temizlik planı koyduysam akşamdan ufak tefek böyle bir etrafı toplarım ki yarın gözüme büyümesin diye. O yüzden dün akşamdan kızımın oyuncaklarını birazcık seçtim. Ben belirli dönemlerde belirli oyuncaklar vermek istiyorum. Hepsini aynı anda verip de dikkat dağınıklığına, algısında bir problem olmasını istemiyorum. Çünkü neyle oynayacağını şaşırıyor çocuklar ve haliyle bu da gelecekte sorun yaratabiliyormuş. Sizin de bebişleriniz varsa buna dikkat edin derim gerçekten. Yani çok fazla oyuncak yararlı bir şey değil aslında. Birkaç gün arayla değişik değişik verdiğim zaman hem de daha da bir güzel mutlu oluyorlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Neyse, akşamdan oyuncakları seçtim. En azından şu salondaki oyuncak karartısını kaldırmış oldum. Şimdi salonumun halini göstereyim. Dediğim gibi biraz toparladım. O yüzden düzgün salonumu şöyle bir güzelletip köşe temizlemek istiyorum. İyi seyirler. Şöyle salonumun yani toplu birazcık dağınık falan diye şöyle şuralarda falan ufak tefek şeyler var. Bu arada bunlar da doğum gününden kalma, duvardan daha bir türlü çıkartamamıştım. Akşam onu çıkarttım böyle. Şuralarda falan kablolar var. Bu arada çok büyük bir sıkıntım var benim. Bizim anten kablosu, internet kablosu falan bu köşeden gidiyordu. Taşındığımızdan beri de buraya bir çıta alıp da takmamıştık. Bugün inşallah Emre'yi çıta almaya göndereceğim. Burayı halletmem lazım. Gerçekten Karen gidiyor. Yani çocuk ya böyle, bu arada bu da oyuncak mı? Biberon kapağı kalmış burada. Böyle böyle vura vura oynuyor. O yüzden bayağı hem televizyona tehlikeli hem de dışarıdan tehlikeli. Onu da bugün halletmeye çalışacağım. Bu arada perdelerimi geçen gün doğum günü yapacağım zaman yıkamıştım. Çünkü memleketten geldiğim için camlar, kapılar açık olduğundan bayağı bir tozlanmıştı. Şurada da balonları görüyor musunuz? Bak onlar gözümden kaçmış. Bayağı bir tozlanmıştı. Neyse, perdelerimi yıkadım ama camlarımı silmeye vaktim yoktu zaten hazırlık derken. Bugün bir camımı sileceğim. Perdem dediğim gibi temiz. Belki güneşliğini yıkarım hani içten toz olmuş diye. Hadi bana kolay gelsin. Pa 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 p
durum bildirimi yapayım. Güzelce koltukların üzerlerini, altlarını falan süpürdüm. Şimdi silmesi kaldı. Şu çekmecelerim dağınıktı. Orta çekmece düzgün de şunlar dağınıktı. Onları düzenledim. Atılacakları attım. Nasıl oluyor bilmiyorum ama içinde illaki bir çöp çıkıyor yani. Şöyle halımı süpürüp kaldırdım. Benim adetimdir yani. Günlük temizde bile bu halı buradan kalkacak, günlük temizlik yaparken bile. Onu oraya koydum. Şimdi her yeri bir güzelce süpürdüm. Camın da böyle süpürgeyle tozunu falan aldım. Çerçevelerini falan. Şimdi şuraya bir su yaptım. Bu suyun içerisinde de çamaşır suyu ve birazcık da kremsiz şampuan koydum. Camı bir çerçevesini güzelce cifleyeyim diyorum. Sonra içlerini sileyim. Bayağı bir toz çünkü. Sonra da ben böyle cam sille siliyorum. Çünkü zaten şampuanlı suyla sildiğim için bir şey kalmıyor. Sonra da bununla parlatmış oluyorum. Camımı da sildikten sonra yerleri de bir güzelce silerim. Halımı da silerim. Oh mis. Bu arada camımı sildim, bitirdim. Evim biraz yüksek olduğu için zaten çok zor şartlarda siliyorum korka korka. O yüzden videoyu çekemedim. İlk önce çerçevelerini ve kendi tozunu almıştım. Biraz önce gösterdim size. Şimdi normalde suyunu lavaboya dökmem ama size çıkan kiri gösterebilmek için lavaboya döküyorum. Şuna bakar mısınız? Daha yani bir ay olmadı. Bir ay oldu pardon. Şeye giderken, köye giderken temizlemiştim, camını silmiştim. Şimdi bu kadarcık toz çıktı ya, iğrenç yani. Her hafta silsen her hafta istiyor yani. Thank you.
Tam işlerimi bitirdim. Kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım ve getirirken ne oldu bilin bakalım. Tabii ki kızım uyandı. Bu bebekler kahve kokusunu mu alıyor acaba? Kahve kokusuna mı uyanıyor bilemiyorum. Bugünlük mesaim bitmişti. Bir yorgunluk kahvesi içeyim üstüne diyordum. Annem dur. Aman diyeyim şunu hemen bir kurtarayım. Prensesim. Ne oldu? Ne oldu annem? Evet, bugünkü temizliğim bitti ve temiz temiz kokan salonumda mis gibi ayaklarımı uzatıp kahvemi yudumlayacaktım ki minik serçem uyandı. Hoş. Evet uyandı. Saç baş da dağılmış tabii ki. Olsun, ben de artık kızımla birazcık o oyuncaklarla oyalanırken ben de kahvemi içerim. Bugünlük videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım motive edici bir video olmuştur. Severek zevkle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.